Selamlar dostlarım, Beyaz Kurt ben. Bugün belki de eskiden en çok izlediğim YouTube kanallarından birisini konuşacağız. Murat Abi GF. Ve artık birçoğunuzun da bildiği gibi Murat Abi GF'nin durumu artık eskisi gibi değil. Ve gördüğüm kadarıyla da son zamanlarda parasal sıkıntılar çekiyor. Hatta bundan dolayı oturduğu evden taşınmış ve bir gece konduya yerleşmiş. Tabii ki de geçici olarak. Ve biz de bugün şu anda sosyal medyada en çok tartışılan konulardan bir tanesini tartışacağız. Murat Abi GF gerçekten battı mı yoksa her şey izlenme kuruna yapılan bir kurgudan ibaret mi? Hadi gelin bugün birazcık bunu konuşalım. Öncelikle Murat abi GF'den bahsedeyim. Murat abi GF benim çocukluğumun kahramanlarından biriydi. Çocukken her eve geldiğimde mutlaka iki videosunu izlerdim. Ki kendisini o zamanlar tanıyanlar bilir, o zamanlarda oyun içerikleri üretiyordu. Fakat üretmiş olduğu içerikler bugün bile halen daha komik gelir bana. Fakat daha sonrasında muhtemelen YouTube'a sarı dolar geldiği için konseptini değiştirme kararı aldı. Bilmeyenler için söyleyeyim, eğer ki videonuzda hassas bir içerik varsa veya küfür kullanıyorsanız YouTube videonuzu sarı dolar olarak işaretliyor. Ve siz bu videodan mesela diyelim ki 1000, bin, 5000 bin veya 10000 TL kazanacaksanız kazanmış olduğunuz para 5 TL 10 TL falan oluyor. Hatta bazen bunu bile kazanamıyorsunuz. Yani anlayacağınız sarı dolar YouTube gelirlerini bir hayli etkiliyor. E Murat abi GF'de eski konseptinde bir hayli fazla küfür kullandığı için de büyük ihtimal artık bunların daha fazla para kazandırmayacağını bildiği için ve biraz da sıkıldığı için tabii ki sadece paranın etkisi olduğunu düşünmüyorum yani sıkılmasının da büyük bir payı var. Murat abi GF şu ana baktığımız zaman artık eskisi kadar oyunlardan zevk almıyor. Bunların ikisi birleşince de elbette Murat abi GF konsept değişikliğine gitti. Yan kanalda halen daha oyun videosu atıyorum fakat eskisi kadar eğlenceli mi? Yani yine eğlenceli fakat eskisi kadar değil. Çünkü eski videoları bana göre halen daha zirvede. Ama Murat abi GF halen daha aynı Murat abi GF. Ben kendisinin şahsen değiştiğini falan düşünmüyorum. Ha evet video konsepti değişmiş olabilir. Fakat dediğim gibi bu onun komple değiştiği anlamına gelmez. Ve Murat abi GF geçtiğimiz günlerde bir kanala röportaj verdi. Ve vermiş olduğu röportajda şunları söyledi. Youtube'a başlayacak hiç kimseye hiçbir tavsiyem yok. Uzak durun buradan ama. Hiç yapılacak iş değil durduk yere yapılacak iş değil yani. Bizim Tolga diye bir arkadaş var yat aldı. E, ticaret yaptı yat aldı. Haline bak. Halime bak. Doğru bir meslek bir yani. Halimize bak. Ne oldu? 3-5 tane ülke gördük. Çok da seçimde. Yatım olsa daha mutlu olurdum ben. Başlamayın YouTube'a. Gerek yok. Sıfırdan hiç başlanacak bir şey değil. Bizim başka yapacak bir şeyim yok. Ben başlamışım çocukken lan başka işim yok. Muhasebeci mi olacağım bu yaştan sonra? E-ticaret denedim. Yap gibi oldu. Battım e-ticarette. Başka iş mi yapabiliyor? Yapabilecek olsam yapayım. Evet anlayacağınız YouTube mesleğinin doğru bir meslek seçimi olmadığını ve YouTube'un çok da fazla para kazandırmadığını söylüyor. Fakat bana soracak olursanız aslında bunu bir nevi kendisi için söylediğini düşünüyorum ben. Keza YouTube'da para var arkadaşlar yani dürüst olmak gerekirse var. Ki benim konseptimdeki bir kanal bile bunu rahatlıkla doğrular bence. Çünkü biliyorsunuz benim konseptimde çok fazla sarı dolar var ve biz o kadar da fazla sponsorluk almıyoruz. Ha şükürler olsun bu aralar sponsorluk geliyor bununla alakalı asla bir şikayetim yok. Fakat piyasada en az sponsor olan konsept muhtemelen eleştiri kanalı konsepti. Ama bunlara rağmen şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki ki bundan da utanmıyorum utanacak bir şey de yok. YouTube'da para var dostlar ve gayet de yeterli. Peki Murat Abi GF bu durumda yalan mı söylemiş oluyor? Murat Abi GF bu durumda gerçekten de artık çok fazla para kazanmıyor olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü Murat Abi GF o kadar fazla sık video yükleyen bir insan değil. YouTube'da para kazanmanız için dostlar insanların reklam izlemesi gerekiyor. Ve insanların reklam izlemesi için de haliyle YouTube'a video yüklemeniz gerekiyor. Fakat Murat Abi GF şu anda gördüğüm kadarıyla taş çatlasın ayda 3-4 tane video falan atıyor. Ve onlar da ortalama izleniyor. Bu yüzden de evet buradan net bir şekilde söyleyebiliriz ki Murat abi GF gerçekten de çok fazla para kazanmıyor olabilir. Ama bu YouTube'da para olmadığını mı gösterir? Elbette hayır. Çünkü bu YouTube'un suçu değil. Çünkü para kazanmak da bir nevi içerik üreticisine bağlı bir şey. Siz ne kadar fazla içerik üretirseniz o kadar fazla para kazanırsınız. Ha tabii ki bu piyasada bir önemli şey daha vardır. O da arkanızın sağlam olması gerekiyor. Öbür türlü maalesef ki çok da fazla sponsor bulamazsınız. Ama ben Murat abi GF'nin sponsor bulma konusunda bu kadar fazla zorlanacağını şahsen düşünmüyorum. Bence kendisi birazcık bu konuda tembel yapıyor olabilir. Ki yaptığını net bir şekilde düşünüyorum bu arada. Çünkü kendisinin artık hem tanınır bir yüzü var. Adam artık mark oldu. Hem de neredeyse 3 milyon abonesi var. Instagram'da da gayet güzel bir takipçi kitlesi var. 500 bin de orada var. Yani en kötü ihtimal gerçekten çabalasa ya YouTube'a ya da Instagram'a illaki reklam alır. Ha tekrar söylüyorum çevre elbette bu konuda çok önemli. Ama kendi başına da bunu yapabilir bence. Neyse zaten bu konu hakkında evimi kapattım başlığıyla bir video yükledi. O videoda bu olayları daha detaylı bir şekilde anlattı. Hatta açmış olduğu bir canlı yayında batmasının YouTube'dan kaynaklı olduğunu değil Değil, kendisinden kaynaklı olduğunu açık ve net bir şekilde söyledi. Ki doğru olan da zaten bu. Bence ilk videoda Murat abi GF'nin söylediği şeyler yanlış anlaşılmıştı. Daha sonrasında ise Testo Taylan'la bir video çektiler. Ve videoyu gerçekten izlerken içimden şunlar geçti. <laughs> ah galibim. Ya yerlerde sürünüyor. Ah kocaman adam yerlerde sürünüyor ya. Murat abi GF'nin durumu beni gerçekten çok üzmüştü. Ve ben şahsen evet bazı noktalarda abartıldığını düşünüyorum. Fakat bu abartının da şaka olduğunu düşünüyorum. Mesela muz getirdiğin için sağ ol yemek yemedin mevzu birazcık abartıydı muhtemelen. Çünkü her ne olursa olsun Murat abi GF'nin bu kadar fazla parasız kaldığını da düşünmüyorum. Daha geçen videosunda sponsor vardı. O kadar da değildir. Ama kötü bir durumda olabilir mi? Elbette olabilir dostlar. Bu dünyada milyarder insanlar bile battı. Yani ne kadar fazla paranızın olduğu çok da fazla önemli değil dostlar paranızı iyi bir şekilde değerlendiremiyorsanız eğer ki batarsınız maalesef. Çünkü çok para kazanan insanların genellikle bir o kadar da gideri olur. Ve belli bir noktadan sonra giderlerini karşılayamayacak düzeye gelirlerse eğer ki haliyle batarlar. Bu yüzden de kazandığınız paranın miktarından çok kazandığınız parayı nasıl değerlendirdiğiniz önemlidir. Ve Murat abi GF kendisinin de söylediğine göre bu parayı iyi değerlendirememiş maalesef. Ve bundan dolayı da şu anda geçici olarak gece konuda da kalıyor. Ama sosyal medyada şu anda insanların çoğu bu konuyu tartıştığı için bu konuya tekrardan bir cevap vermek istiyorum. YouTube'da yeterince para var. Murat abi GF'nin şu anda bu durumda olması bunu değiştirmez. Ama tabii ki YouTuber YouTuber'ın da dostudur. Eğer kendisi sponsor arayışı içindeyse bir DM kadar uzağım. Sponsor ayarlamak için elinden geleni yaparım yani öyle söyleyeyim. Umarım zaman içerisinde Murat abi GF bu tembelliğinden kurtulur ve tekrardan eski düzeni hatta belki de daha iyi bir düzen olur. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.